Sinan Engin sokak röportajlarından da anladığınız gibi insanların futboldan sinemaya, Türkiye'de olup bitene dair Sinan Engin'e çok soruları var. Biz de bekletmeden hemen bu soruları soruyoruz. Futbol oyunculuğu, oyunculuğunuzu bütün Beşiktaş'ta, bütün Türkiye çok iyi biliyor. Daha sonrasında menajerlik, daha sonrasında yorumculuk, şimdi de artistlik. Bu yeni. Evet, artistlik. İki kafadar. İki kafadar. Vizyonda şu anda ve evet. Bayağı da bir ilgi var. İyi gidiyor, evet, çok. Nereden iyi gidiyor. Çıktı bir sinema filminde rol almak? Ya zaten şimdi Candaş, ben sinemayı çok seviyorum. Yani film seyretmeyi çok seviyorum. Dizi çok seyrediyorum. Hayatım büyük bölümü evde geçiyor ve dolayısıyla sinemaya özel bir merakım var. Böyle de bir teklif de geldi. Ana olarak da dedik, ana olarak da kalsın. Hayır, nereden geldi akıllarına sizin bir sinema oyuncusu şimdi olarak? Şimdi geldi bana Emrehan yapımcı geldi bana. Daha doğrusu televizyonda seyrederken karar vermişler, yani bizim programda. Beyaz TV'de bakarken karar vermişler. Böyle böyle bir rol var. Ya bu tam Sinan abilik falan diye aralarında konuşmuşlar. Bir araştırma yapmışlar, yani sevilen sevilmeyen falan gibi, yani yorumculuk arasın falan filan diye. Öyle karar vermişler. Sevdiniz mi? Çok çok zevkli. Çok zevkli. Yani bir de paralar kazanırsam daha zevkli. rol yapmak çok zor. Tabii artistlik dediğin zaman artistlik zor bir iş. Kolay bir iş değil. Futbolculuktan daha zor. Çünkü futbolculukta bir yeteneğin var. Onu sahaya koyuyorsun. Aynen öyle. Öteki türlü artistte rol yapman gerekiyor. O yeteneğin varsa. Onun için çok zor. Daha nasıl zor bir rol oynuyorsunuz? Ya şimdi bu rol benim nedir? İşte İlker'le Gökçe iki arkadaş. Bunlar parayı bulmaya çalışan iki tane arkadaş. İki kafadar böyle. Her türlü işlere giriyorlar. Ben bunlara zamanında borç para veriyorum. Ama bunlar parayı ödemiyorlar. Eyvah. Ben bunların peşine koşuyorum. Orada burada arıyorum. Bir tabletler geliyor falan. Enteresan bir şey var. Tabletlerin içinde bir yasak bir maddeler var. Aslında tabletler çok değerli. Çin'le Türkiye arasında geçen çok komik, eğlenceli, insanların gülebileceği, eğlenebileceği, keyif alacağı. Yani bir Türk filmi aradığın zaman komik, eğer güleceğim diyorsan gidebilecekleri bir film yani. Ahmet Çakar seyretti mi? Ahmet Çakar seyretti. Ne dedi? Yorumu ne oldu? Ahmet Çakar seyretti. Güzeldi de oynamışsın dedi. Zaten soyadı filmdeki soyadı Ahmet Çakar'dan aldım. Evet, değil mi? Cabbar Çakar olarak hocadan aldım. O da şeyin içinde karar verdik. Yani yapımcı Emrehan bana mesaj atıyor. Abi diyor, Cabbar diyor, soyadını ne yapalım diyor. İşte Cabbar Can yapalım, öyle yapalım falan. Cabbar Çakar yapalım dedim. Hoca çakıyor ya herkese programda. Biz de çakıyoruz. Öyle ondan sonra. Şimdi işte bana diyorlar ki böyle böyle işte fazla diyorlar zorlanmamışsın rol olarak falan. Hani çünkü zorlanmamışsın diye çok yaptığım çok önemli bir rol yok. Normal hayattaki davran. Hayattaki adam orada bir tokatlama sahnesi var. Ben kimseyi tokatlamıyorum hayatımda, veya vurma sahnesi var. Hayatta kimseyi tokatlamaz mı? Yok, öyle bir şey olmaz. Hiç kavganız yok mudur böyle? Olmamıştır belki. Ya küçükken olmuştur. Topçuluk zamanında falan filan. Ya öyle bir ufak büyük derecede olmamıştır. Kavgacı futbolcu muydunuz siz? İzleyenler arasında en enteresan filme dair, size dair yorum ne oldu? Ya çok böyle sizi hani eğlendiren, belki kızdıran ama çok dikkatinizi çeken. Şimdi bak, filmde iyi oyuncular var. Hepsi iyi tiyatrocu. Evet. Yani rolünün yani uzmanı. Yani tiyatro, hani baktığın zaman tiyatrocu çocuklar, hepsi kaliteli çocuklar var işte. Gökçe olsun, İlker olsun, Murat olsun. Yani baktığın zaman Kubilay, Orhan, Settar, bunların hepsi üst oyuncular. Tabii. Bunların ki ve mesela İlker mesela çok yardımcı oluyordu rol yaparken, mesela karşılıklı rol yaparken o böyle, çünkü çok zor bak şimdi Candaş, bir böyle çekiyorsun, bir oradan çekiyorsun, bir tekrar da çok zor. Yani bu dizicilere Allah kolaylık versin. Evet. Her hafta, yani her hafta yetiştirenlere çok zor. Yani nasıl yetiştiriyorsun, nasıl hazırlıyor? Büyük zor, zor iş. Aldığı paralar helal hoş olsun. Yani kim büyük para alıyor, küçük para alıyor falan filan değil. Büyük de alıyorsa helal olsun. Tamamıyla, hele o set işçilerinin işleri çok zor. Bir anda anlamıyorsun, her şeyi değiştiriyorlar. Bir bakmışsın başka bir sahne hazırlanmış, başka bir sahne. Eşiniz ne dedi? Allah sizin rolünüz versin için. Allah akıllı fikir versin dedi. Yazın sıcak, 40 derece sıcak, yanıyorsun biliyorsun, İstanbul sıcağı. Yazın çekildi film. Yazın ben çekiyorum, bu onlar da denize giriyorlar falan. Ne yapıyorsun? Çok sıcak böyle işte. Maslak'ta şey sahnesi çekiyoruz. Tamirhanede bir sahne var, çekiyorsun. Küçük bir ofis sahnesi var. Ondan sonra hani geri ileri git falan yaptığım bölüm var orada. O bölümde bakıyorsun yanıyor yani. Yani ölmüşüz sıcaktan. Fan üflüyor bilmem ne. Kliması yok falan filan. O arıyor, ne yapıyorsun? Yandık. Allah akıl fikir versin sana diyor. Oğulcan seyretmiştir mutlaka. Oğulcan dedi. Oğulcan İtalya'da, daha seyredemedi. Galaya gelmedim, ben geldim. Yok, gelemedi. Yok, İtalya'da Oğulcan. Şey yapamadı, seyredemedi. Artık DVD'sini yollayacağız Oğulcan'a veya bu ay gelecek. Ondan sonra bu ay bir... Ben Oğulcan'ı çok iyi... ...verirken başladığımız iki kafalara dönüp bitirelim. İki kafalara. Nasıl gişede şu anda iki kafalar? İyi, çok beklenen iyi. Bugün işte Murat Akdilek'le beraberdim hatta. Kendisi söyledi. Beklendiğimiz gibi sonuçta gidiyor dedi. Bayramda iyi sonuç alınmış. Şimdi de bayramdan, yani bu bölüm
Bayramdan sonraki haftada. Yani istenilen şey gidiyor. Güzel bir film daha çekecek ya. Enerjiniz ve isteğiniz var mı? Değişik bir rolde oynamak istiyorum. Yani ne oynamak istiyorum mesela? İmam olayım, cami imamı falan. Hoca olayım falan yani. Bilmiyorum da enteresan gelirse eğlenmek için giderim. Yani dizi falan filan değil. Yani o tip bir şey girer misiniz? Yok, o uzun maraton değil. Ben bir kere hani giderim. 3-5 gün öyle eğlenceli giderim. Yani öyle şey yaparım. Ondan dolayı ama onun dışında devamlı gidemem ama güzel. Yani çok zevkli. Neden zevkli? Futbol maçı gibi düşün bunu. Futbol takımın gibi düşün. Yani bir takım var. Bir hafta idman yaptırıyorsun. Pazar maça çıkıyorsun. O takımı seyrediyorsun. Bu da böyle. Çekiyorsun mesela. Keşke daha fazla oynasaymışım düşündüm. Daha fazla rolüm olsaymış. Siz çok sevmişsiniz güzelmiş. Bu işi o zaman. Kendim o işi olabilir. Çok güzelmiş. Sinan Engin program bitti. Çok teşekkür ederim.